İyi günler doktor. İyi günler, buyur. Doktor bey, benim bir şikayetim var ya. Nedir o? Aha, bu burnumda. Bu burnumu kırmızılı kat şundur cesmi. Bu kırmızılığın cesmesini isterim doktor. Abla bir yanaşmaya bak ya. Ulan sen içki kullanıyor musun? He, içiyorum. Heh, bu burnunun kırmızılığı içkidendir. Şimdiden sonra daha fazla içki içeceksin, burnunun da kırmızılığı çidecek, tamam mı? Ne dersin doktor? Hem içkidendir dersin, hem de daha fazla iç diyorsun, anlamadım bir şey. Ulan sen burnunun kırmızılığının çitmesini istemiyor musun? Evet, isterim tabii. He, şimdiden sonra daha fazla içki içeceksin, burnunun kırmızılığı çidecek, burnun da mos mor olacak, tamam mı? Nasıl? İstediğiniz tahlilleri getirdim doktor bey. Of of of, durumun pek hiç açıcı değil bey amca. Ne oldu doktor bey? Yiyeceklerine bulan suya çok dikkat edeceksin. Midene indireceğin her şey senin için ölüm tehlikesi taşıyabilir. Kırmızı et kanser yapar. Gazlı içecekler mideni tahriş eder. Sebzeler öldürücü bakteriler taşıyabilir. Karbonhidratlı yiyecekler yasak. Tuz yasak. İçtiğin suya dikkat. Ah doktor bey ah. Bunlar ne ki? Öyle bir yiyecek var ki. En tehlikelisi bu. Ben zamanında ondan yedim. O yüzden bu hale geldim. Ömrümü yedi o yiyecek. Bütün hayatımı mahvetti. Keşke yemez olsaydım. Vallahi bey amca, yıllardır doktorum. İlk defa böyle bir yiyecekle karşılaştım. Acaba nedir bu yiyecek ya? Hangi yiyecek mi? Düğün pastası, düğün pastası. Ne? Dur bey, doktor bey. Bereket bir şey oldu. Ne oldu oğlum? Hastahanadan 20 tane deli kaçmış. Ne? 20 tane deli mi kaçmış? Oğlum deli misiniz? Nasıl kaçırttınız 20 tane deliyi? Vallahi bilmiyorum. Şimdi saydığımda gördüm. Ne edecek doktor bey? Dur telaşlanma. Bu olaydan kimsenin haberi olmaması lazım. Şehirde duyulursa panik olur ya. Tamam doktor bey. Aklıma bir fikir geldi. Sen şimdi şehre ineceksen, tren gibi çuf 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 yaparsan, onlar arkaya takılır alır gelirsen. Anladın mı? Anladım doktor bey. Hadi git. Bu söylediklerimi de kimseye söyleme. Ne oldu? Buldunuz mu 20 deliği? Vallahi doktor bey, senin dediğin aynen yaptım. Şehire gittim, lokomotif gibi çuf çuf diye diye dolaştım. Eski arkama 500 kişi takıldı. Aralarında bizim başhekim bile vardı. Ne? Rüknettin, anlat bakalım bu sefer neyin var? Vallahi doktor, 3 gündür böbreklerim ağrır. Buna bir çare, bu gözünün çapağını yerim. Demek böbreklerin ağrır ha? İdrar tahlili yaptır, gel yanıma. İdrarım ağırmır ki, böbreklerim ağırır. Ya çık git, al şunu. İdrar tahlili yaptır, öyle gel. Bir bakalım neyin var. Tahlili yaptım, getirdim doktor bey. Neyim var doktor bey? Durumu ne şeyde Rüknet'ti. İdrarda amonyak fosfat ile renal sellüt epiteller fazla miktarda var. Ayrıca üre de fazla miktarda çıkmış. Bunun tedavisi var. Yalnız 2 milyar. Anladın mı? Vallahi doktor bey, söylediklerindense de 2 milyarı anladım. Ne? İyi günler doktor bey. İyi günler, buyurun. Doktor bey, beni hatırladınız mı? Yok, hatırlamadım. İyi bakın, belki hatırlarsınız. Çıkaramadım. Akraban filan mısın? Değilim. Ya hemşerim, benimle oyun oynamayı bırak. Benim işim gücüm var, sen kimsin? Doktor bey, ben senin hastanım. Yok, kafayı mı yedin sen? Sen bana niye hastasın? Ya öyle değil doktor bey.
Ben sizin eski bir hastanız idim. Oysa şimdi niye tekrarcı oldun? Doktor bey, beni ameliyat ederken karnımda makası unutmuşsun. Bak sallani, tekme de şimdi bu tarafa geçti. Ula doğru mu diyorsun? Ya. Ula biz de diyoruz o makas nereye gitti? O kadar aradıkça o makası. Heh, ben bu makası karnımdan aldırmaya geldim. Yok canım kalsın. Nasıl kalsın? Sen şimdi bu makası karnımdan almayacak mısın? Yahu rica ederim bir makasın lafı mı olur? Biz zaten eskisini bulamayınca yenisini aldık. O da bizim size hediyemiz olsun. Hadi sen gide bulsun. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.